Evet, merhabalar. C segment hatchback deyince ilk akla gelen model Volkswagen Golf. Golf bir makyaj operasyonundan geçmiş oldu. Makyaj operasyonu ile beraber farklı donanımlarda farklı tampon tasarımları var ama iç mekana da geçtiğimizde çok daha büyük ekranlar karşımıza çıkıyor artık Golf'le beraber. Ülkemizde pek beğenilmese de bu sefer Golf'ü Station Wagon karoseriyle özellikle sizin gözünüze sokmak istedim. Çünkü Station karoseri oldukça güzel Golf'te ama ülkemizde nedense Station Wagon'lar tutulmuyor. Şimdi Golf'ün tasarımsal değişiklikleri ve kaputun altındaki detaylardan bahsedelim. Makyajla beraber özellikle motorlarda farklı açıklamalar geldi. Yeni açıklamada 1.0 TSI'nin olmadığını, 1.5 TSI'nin 115 beygirlik ve 150 beygirlik versiyonlarının olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için önemli olan motor seçeneği bu ama toplamda 12 farklı motor seçeneği var Volkswagen Golf'un kaputunun altında. Dizeller, hibritler ve güçlü üniteler de var. Burada da standart görselle karşınızda duruyor Golf. Makyajlı versiyonu kıyaslamak için bu şekilde eski ve yeni alt alta koyduğumuzda yeni versiyonda farların daraldığını, ızgarada logonun da artık versiyona göre aydınlatmalı olduğunu ve tampon tasarımında da tamamen farklı bir dizayn olduğunu görüyoruz. Açıkçası tampon tasarımını bu versiyonda ben pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Eskisi sanki daha şık gibiydi. Arka tarafa geçtiğimizde de 3 boyutlu stop lambaları gibi uygulamalar tasarımsal olarak Golf'ü güncellemiş durumda. Golf bildiğiniz gibi geleneksel tarafta kalmayı sever ama motor şanzıman konusunda e-hibrit gibi yeni üniteler de burada karşımıza çıkıyor. 1.5 TSI ile beraber elektrik motorunu beraber bir araya kullandığında 205 beygir seviyesinde güç ortaya çıkıyor. İçeride de multimedya yenilenmiş durumda. 12.9 inçe kadar büyük multimedya satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ChatGPT gibi pek çok yeni özellik de karşımıza çıktı ve düğmeler, direksiyon düğmeleri artık fiziksel konumlandırılmış durumda. Evet, Golf ile ilgili kısa bir bakış attık. Golf'in makyajlı versiyonu ile ilgili sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.